2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında alınan ilk öğretmen maaşlarında en düşük öğretmen maaşı 635 liraydı. Ve o günkü parayla 19,5-20 çeyrek altın satın alıyordu. En düşük öğretmen maaşını çeken kuyumcuya gidip 20 çeyrek altın alabiliyordu. Bugün en düşük öğretmen maaşı 41 bin lira ve 9,5 çeyrek altın. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı boyunca öğretmene verilen en düşük maaş ayda 10 çeyrek altın kaybetmiştir. 10 çeyrek altın. Basit bir hesapla bugün 41 bin lira alan öğretmen Ecevit'in emanet ettiği gibi maaşı muhafaza edilseydi 90 bin lira maaş alacak. 41 bin liraya geçinmeye çalışan bütün öğretmenlere, evlatlarını mutlu, geçim sıkıntısı çekmeyen, kendini yetiştiren, sosyal hayata katılabilen, gazete, dergi takip eden, kitap okuyan, sinemaya, tiyatroya giden, öğrencilerinin entelektüel kapasiteye katkı sağlayacak bir öğretmene Adalet ve Kalkınma Partisi'nin reva gördüğü maaş budur. Öğretmen odasında ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, normal öğretmen, uzman öğretmen ve baş öğretmeni birlikte oturtuyor. Ücretli öğretmenlere asgari ücretin altına denk gelecek maaş ödemesi yapılıyor. Yani devlet herhangi birine, bir kuaföre, berbere, markete asgari ücretin altında eleman çalıştırırsa teftiş yapıyor, ağır cezalar kesiyor, ısrar ederse iş yerinin kapanmasıyla sonuçlanacak cezalar var. Ama öğretmenlik gibi bir kutsal mesleğin mümessillerini asgari ücretin altında çalıştıracak düzenlemeleri içine sindirebiliyor. İki öğretmenden bir tanesi, ki öğretmenlik mesleği diğer mesleklerden farklı olarak çocukken en çok idealize edilen, büyüyünce ne olacaksın sorusuna doktorla birlikte en çok verilen cevapken, çocukluk hayalleri gerçekleşmiş, mezun olmuş ve bir şekilde geçmişte atanmış ya da kura sayesinde atanabilmiş öğretmenlerden, iki öğretmenden birisi başka iş bulursam bırakırım bu mesleği diyecek tercihe getirilmiş, zorlanmış durumdalar.